Lütfen gözünüzün önüne görüntüler gelsin. Marmara Denizi nerede? Gözümü kapattığım annemin. Evet. Ben de denizi görüyorum. Gemiler yüzüyor. Marmara Deniz tabanına bakın. Fay hatlarını görüyor musunuz denizin altında? Deprem faylarını. Evet. Lütfen şöyle yapın. O fay hatlarının hepsini iptal edin. Daha doğrusu fay hatları yok olsun. Öyle bir şey olmaz yani. Olmaz ama siz yine de görün. Evet. Faylar yok olmuş. Faylar eğer yok olursa sanki oradaki su bile kurur. Siz fay hatlarının yok olduğunu bir görün. Fay hatları ortadan kalktı. Yok oldu. Hamile bir kadın görün. 9 aylık hamile. Bebeğinin doğumu yakın. Hatta şimdi doğması gerekiyor. Marmara Deniz tabanındaki fay hatları yok oldu. Hareket ettiremiyor bebeği. Ne demek hareket ettiremiyor? Çünkü hava almıyor yani alttaki o çatlaklar olmadığı için. Yani nasıl diyeyim, böyle denizde hareketlenme olmuyor. O şeyler girip çıkmadığı için çatlaklar veriyor. Her şeyi bize anlatın. Yani havuza döndü Marmara. Denize olmaktan çıktı, bildiğin el yapımı bir havuza döndü. Tamam ve bir de şuna bakın. Bu şekilde suda şey yok yani. Dalgalanma olmadığı için hareketlenme yok. Bir de orada hamile bir kadın görün, bebeğini doğurmak üzere zamanı gelmiş ama Marmara Denizi'nin tabanında çatlak yok. O kadın bebeğini doğurabiliyor mu? Doğuramaz. Neden kadın doğuramıyor? Hareket ettiremiyor çünkü. Yani sadece bebek kendi başına, evet bebek de, bebek hareket etse bile onu dışarıya itekleyecek güç yok. Yani bu çünkü ikisinin birlikte başardığı bir şey. Yani kas... Hem onu deniz itekleyecek içindeki yer, hem de kendisi yüzecek ki bir anda çıkabilir. Yani hamile bir anne görüyorsunuz bebeğin karnında ama rahmi kasılıp gevşemediği için bebek dışarı çıkamıyor. Evet hocam, aynen. Yani boşa i̇şte. Kürek sallıyor çocuk. Peki lütfen şunu istiyorum. Marmara Denizi'nin tabanını şimdi... Hani fay hatlarını iptal etmiştik ya, fay hatlarını yeniden görün. Eski fay hatlarını yeniden görün. Görüyorum. Şimdi fay hatları oluştu. Hamile anne bebeğini doğurabiliyor mu, doğuramıyor mu? Doğurabiliyor. Çünkü hareket etmeye başladı. O zaman Marmara Denizi'nin altındaki fay hatları rahimdeki kaslara denk geliyor, doğru mu? Evet, tabii ki doğru. Gözünüzü açınız. Kulaklığı siz çıkarmışken biz şunu konuştuk. Marmara Denizi'nin altında bir sürü deprem fayları var. Öyle değil mi Bilge Hanım? Evet. Bu fay hatları insanlık için hayırlı mı, hayırsız mı diye sordum ben arkadaşlara. Ne işe yarıyormuş Marmara'daki fay hatları? Anne rahmindeki kaslarmış Marmara Denizi'nin altındaki fay hatları. Eğer Marmara Denizi'nin tabanındaki fay hatları iptal edilirse anne rahimlerindeki kaslar da iptal olur. O zaman da 9 ayını dolduran bebek dışarı çıkmak isterse rahmi kasıp gevşetecek kaslar yok. Bebek çıkamaz. Bebekler çıkamayınca da anne rahminde ölürler. Dünyada insan nesli 100-150 sene sonra yok olur. İşte değerli dostlarımız, biz bilinçaltı dilini bilmezsek neyin insanlık için hayırlı neyin hayırsız olduğunu bilmeyiz. Ve Marmara Deniz tabanındaki fay hatlarının yok olması için belki pek çok kişi dua ediyor. Marmara Denizi'nin fay hatları yok olursa insanlık da yok olur. Sadece insanlar değil, hamile hayvanlar bebeklerini doğuramazlar. Neden öyle? Rahim kasılıp gevşemiyor. Hayvanların da rahmi Marmara Denizi, insanların da rahmi Marmara Denizi. Marmara Denizi'nin altındaki fay hatları rahimdeki kaslar. Siz demin bütün bunlardan yola çıkarsak İstanbul bu yüzden mi çok değerli? Tüm dünyanın gözünde. Sadece İstanbul değil. Marmara Denizi. Sadece Marmara Denizi. Yani Marmara Denizi'nin olduğu bölge işte. Hayır. Sadece Marmara Denizi değerli değil ki. Marmara Denizi rahimdi. Kadın yani anne, Anadolu. Anadolu'nun tamamı önemli.
Bir de sence Anadolu da tek başına işe yaramaz. Bir kadın tek kocası olmadan hiçbir, yani bir kadın erkek olmadan doğuramaz ki. Girit Adası da çok önemli. Marmara Denizi, kadın rahmiydi zaten, bunu biliyorduk. Peki siz kadınların rahminde kaslar yok mu? Rahim kaslardan oluşuyor değil mi? Tabii ki. Bebek doğacağı zaman o kas kasılıp gevşer ki bebek çıksın. Evet. Marmara madem ki... Sancı yapar. Marmara madem ki rahim, Marmara Denizi'nin de kaslara ihtiyacı var. Marmara'nın kasları, fay hatları, o faylar kaslar. Şimdi bunu bütün jeologlar, yer bilimciler, deprem bilimciler, coğrafyacılar ve dünyadaki herkes bilse dünyada neler neler değişir. Ve maalesef ki bir tane deprem bilimci bunun farkında bile değil. Bizim eğitimimizi almamış olan bir tek Allah kulu bunu bilmiyor. Hocam benim beynim yandı.